Ejder, paketi salona koy oğlum. Hediyeni merak etmiyor musunuz Lize? Hadi aç bakalım hediyeni Azize. İnşallah beğenirsin kızım. Sizin yerinize ben açarım. Ejder dur. Sürpriz. Ama ne yaptın oğlum? Yani sahibi dururken sen niye açıyorsun? Dikiş makinesi. Hediye söyledi. Ne kadar çok istediğini. Çok, çok teşekkür ederim. Ama, ben bunu kabul edemem. Kabul edemem ne demek kızım? Hatırlamanız bile yeterli. O kadar mutlu oldum ki. Ama bu çok büyük. Anlayın beni ne olur. Alamam ben bunu. Ben de senin için bir şeyler yapmak istiyorum kızım. Sen de beni anla. Siz zaten bana bu işi vererek karşılığını ödeyemeyeceğim öyle büyük bir iyilik yaptınız ki. Ben borçlu hissediyorum kendimi. Ejder, topla kutuyu oğlum. Ne yapmamı isterseniz Jülide Hanım? Azize'nin dinlendiği odaya götür. Peki Jülide Hanım. Anlıyorum seni kızım. Madem evine götürürsen kendini kötü hissedeceksin. O zaman makine burada kalsın. Bizim için bir şeyler dikersin. Olmaz mı? Tabii istersen kendin için de bir şeyler yapabilirsin. Bilmem ki. Yani siz nasıl isterseniz. Ben mesela bahçeye yeni bir masa örtüsü istiyorum. Tabii. Seve seve yaparım. Beğenirseniz. Hediye elbise bile diktiğini söyledi. Beğenirim tabii. Beğenmez olur muyum hiç? Görüşürüz. Zeliha, şunu da inerken resepsiyona bırakır mısın aşağıya? Tabii. Bu arada kıyafetler için çok teşekkür ederim. Tam zamanında getirdim. Başka bir şey yoksa? Yok, başka bir şey yok. Tamam. Zaten benim de hazırlanmam lazım. Sen bak işine. Hadi görüşürüz. Demek.
Kravat nerede? Efendim? Evet. Samet? Kim söyledi sana burada olduğumu? Senin ne işin var burada? Ben iş için geldim. Otele. İş için geldin. Senin işin bu demek ha? Böyle iş mi olur Zeliha? Evet. Yani hayır. Bugün ekstra bir durum oldu. Ekstra. Ekstra ha ekstra. Zeliha, otel odasında ne işi? Ne? Anlamadım, ne ima ediyorsun? Benim bir şey ima ettiğim falan yok. Açık açık soruyorum sana. Otel odasında ne yapıyorsun Zeliha? Ne diyorsun Samet? İş dediğin buymuş demek. Uğruna ölüp bittiğin iş buymuş demek. Otel odalarında elin adamlarıyla... Geliyorum Koray, geliyorum. Bir dakika yordayım. İdare et sen biraz. Balık tutmaktan falan bahset. İlla bilmene gerek yok. Balık tutmayı seviyor musunuz falan de. Muhabbetin arkası gelir zaten. Tamam, görüşürüz. Geliyorum. Nesi var bunun? Konuşalım. Dokunma bana. Şirketten gönderdiler. O gördün patron. İş için gittim. İş için? Patronumla. Otel odalarında ha? Konuşturma beni Zeliha. Konuşturma. Samet. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Evde de hiç kumaş kalmamış Azize. Bunlar var ama bunlardan da bir şey çıkmaz. Ben hepsini değerlendiririm Medya abla. Bunlardan minder kılıfı yaparım. Bundan da pike. Getirdin mi hediye? Getirdim. Var mı işe yarar bir şey? Yok aslında. Hepsi parça. Terziden kalanlar. Hay Allah. Ben yaparım bir şeyler. Hem elim makineye de alışır. Olur. Tabii kızım. Hadi bakalım hayırlı olsun. Teşekkürler. Doktor randevumuz bugün müydü? Evet Jülide Hanım. 2'de muayenehanesinde olmamız gerekiyor. Aleş'im, resim yapmayacak mısın paşam? Canım istemiyor, sadece. Peki, başka bir şey yapalım o zaman. Mesela... Pasta, pasta ister misin? Pasta mı? Pastası mı? Evet. Param yetmez ki. Ne kadar paran var? Bu pasta süsü için, bu da mumlar için. Oldu işte. Pasta mı alacağız? Hayır, yapacağız. Senin yaptığın o çikolatalı pastadan mı? Evet.
İstersen ondan yaparız. Üstünde yıldızlarla süsleyelim mi? Tamam. Yıldızlarla da süsleriz. Bu şekilde gitmene müsaade edemem. En azından bir açıklama yapmadan. Evet, seni dinliyorum. Çünkü beni burada istemediğinizi düşünüyorum. Nereden çıkardın bunu? Yoksa arkamdan oyun çevirmezdiniz. Oyun mu? Ne oyunu? Ne yaptım ben? Özür dilemeliyim. Çünkü duyduklarımdan sonra düşündüm ki bana karşı tutumunuz hiç değişmeyecek. Beni burada istemediğinizi düşünüyorum. Yoksa arkamdan oyun çevirmezdiniz. Allah Allah. İşe girdi de ne oldu sanki? Çakılıp kaldık burada. Az kaldı Elmas. Şu düğün işi bir hallolsun. Ondan sonra istiyorsan gidersin evine. Ha, aklın kalmasın. Ben ilgilenirim Zeliha'mla. Abla, her fırsatta sen de beni evime gönderiyorsun. Aşk olsun yani. Ay sen de her fırsatta laflarımı tersten anlıyorsun. Asıl sana aşk olsun. Aa, Zeliha. Niye bu saatte işten dönüyor ki? Hah, gördün mü, bak kapının önüne koymuşlar işte. Sen kim? Koca şirkette çalışmak kim? Ay bir kere de ağzını hayra aç be Elmas. Benim kızım beceriksiz abla, beceriksiz. Her şeyi birbirine karıştırıyor. Zeliha, niye bu saatte geldin kızım işten? Öyle Allah. Ağlıyor musun sen? Ay yoksa iş yerinde bir şey mi oldu? Ay Allah'ım sen koru yarabbim. Boyunun ölçüsünü almışsın ha Zeliha Hanım. Oh iyi oldu müstahak sana. Ana sözü dinlemezsen böyle olur işte. Ben... Aa, nereye kız? Bırak Elmas. Sen karışma abla. Görmüyor musun kızın halini Elmas? Kendine bir gelsin. Sonra öğreniriz ne olup ne bittiğini. Kovulmuş işte, kovulmuş. Geldi mi Zeliha? Bana inanman lazım Samet. (Gülüyor)
Selia. Canan abla. Canım benim. Kim üzdü seni? Tamam gel bir otur bakalım. Anlat bakayım ne oldu? Samet. İşteyim yoksa? Beni yanlış anladı Canan abla. Tamam bir dakika. Zelacığım derin bir nefes al. En baştan bir anlat bakayım ne oldu? Ay o mıyıntıya mı ağlıyor bu? Ben... Kızım, Asya'yı bugün arkadaşının annesi bırakacak. Numarasını yazdım, mutfağa bıraktım. Tamam Hediye abla. Biz bir de dönüşte Aşir Efendi'ye uğrayıp kumaş bakacağız. Size de iş çıkardım Hediye abla. Yok canım, olur mu öyle şey? Hem sen söyle bakalım, senin istediğin bir kumaş falan varsa? Yok ablacığım. Hadi Hediye abla, Jülide Hanım bekliyor. Geldim, geldim. Gel. Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Dinliyorum. Ben bugün size... Bir saniye. Alo Selin. Geçen ayki finans raporlarını bana mail atar mısın lütfen? Sağ ol. Oğuz Bey. Evet, ne vardı? Biliyorum, bana kızdınız ama... Pardon. Alo, Tarık. Toplantıda değil misin sen? E tamam. Ben de şimdi dosyaya bakıyordum. Yalnız bırakayım ben sizi. Bir saniye. Evet, rakamları kabul ettirirsen... Genel ortalaması kaçtı bunun? Bir saniye. Tamam, bekliyorum. Sen nasılsın bu arada? Yaran nasıl oldu? Daha iyiyim. İyi, sevindim, güzel. Azize nasıl? İyi. Vallahi o gün yanında olmasaydı bu kadar çabuk toparlayamazdı. Biliyorum, hatırlatmana gerek yok Tarık. E bir teşekkür etmişsindir herhalde kıza. Gerek kalmadı. Bir saniye. Bana bir kahve yapar mısın? Evet, ne diyordum? Teşekkür diyordum. Azize'ye teşekkür. Gerek kalmadı dedim. Toplantım bitince konuşuruz. Tamam okey, anlaştık. Yalnız ben toplantıda değilim, arabadayım. Görüşürüz, bay bay. Öylece bırakıp gitti beni otelde Canan abla. Yüzüme bile bakmadan. Ay bak şuna ya. Her şeyi bitirdi. Ay hayır canım. Olur mu öyle hemen bitirmek? O şimdi şeyi gördü, yanlış anladı. İşte şey yapmış. Yüz ifadesini görseydin. Yok canım. Yok yok. O şimdi öfkeyle kalktı. Ama biz ne yapacağız?
Ona gerçeği anlatacağız. Zararlı oturmasına izin vermeyeceğiz. Tamam, sen merak etme. Gerçi senin yerinde başka biri olmuş olsaydı... bırak oturduğu yerde kalsın, hatta yapışsın oraya derdim de. Ay Zeliha, ne olur özür dilerim ya. Benim böyle çenem düşünce ne diyeceğimi bilmiyorum. Zeliha, ne olur üzülme. Bak gerçekten hiç öyle halledilmeyecek falan bir şey değil. Bu ip buradan kopar artık. Hadi geçmiş olsun. Oh. Elmas, kapı mı dinliyorsun sen? Abla, anayım ben. Dinleyeceğim tabii. Kızım ne yaşamış ne yaşamamış bilmek hakkım değil mi? Ah Elmas, ah. Abla, nişanı atmışlar. Ne? Zeliha. Kızım, yoksa... Oh, çok şükür. O kıl kuyruktan da, sefaletten de kurtulduk. Anne. Ya Elmas teyze, kapı mı dinliyorsun? Dinliyorum tabii. İyi ki de dinledim. Oh, içim soğudu vallahi. Verilmiş sadakamız varmış. Verilmiş sadakamız varmış. Ama ben... Sen ne kız, ne? Burada oturup ağlıyor musun? Kalk da oyna. Az kalsın o çulsuzun karısı oluyordun. Elmas. Allah'ım. Sen bize şöyle zengin bir damat nasip et. Tü 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 tü. İnşallah. Ay. Aa, a, duaya bak ya. Allah'ım. Bir de bu kıza bir damla akıl ver de yine gidip yapışmasın bir sapsız baltaya. Aa, Elmas ama. Yavrum, güzel kızım. Üzme sen de kendini. Bu işler öyle hemen kestirilip atılmaz. Dur bakalım. Yıldız Hanım, yemek için çok teşekkür ederim. Mekan gerçekten çok hoştu. Seni bu kadar yorduktan sonra çok teşekkür ederim Zerrin'cim. Gerçekten harika seçimlerdi. Size çok güzeldiniz ama. Aldığımız her şey çok yakıştı. Güle güle giyin. Aslında bana kırgın olduğunuzu düşünüyordum. Olanlardan sonra. Olur mu öyle şey Zerrin'cim? Aksine ben aramızdaki yanlış anlaşılmayı düzeltmek istedim. Beni çok mutlu ettiniz Yıldız Hanım. Bir tek seninle değil. Azize ile de. Nerede oturduğunu bilseydim... Bana adresini verirsen... Azize'nin mi? Emin misiniz? Bunca yıllık nişanlım... Bu konudaki hassasiyetin bildiği halde... Emir'den bir hayaletmiş gibi bahsederken o genç kadın hiç tanımadığı bir çocuk için hayatını tehlikeye attı. Ona bir hediyem var. Adresini öğrenirsem kuryeyle yollamak istiyorum. Oğuz Bey. Denize açılacaksınız demek. İyi anlaşacağınızı biliyordum Tarık. O yüzden dosyayı sana verdim. Evet. Oğuz Bey. Şirkete mi geçiyorsun sen? Kore'ye söyledim. Yeni bir dosya bırakacak sana. O da çok önemli bir müşteri. Oğuz Bey. Duymadım. Oğuz Bey, kahvenizi nereye koyayım? Oraya bırakabilirsin sehpayı. Ha Koray, dosya vardı ya geçen konuştuğumuz, onu Tarık'a verebilir misin? Hı-hı.
Umarım soğumamıştır. Ben çalışma odasındasınızdır diye. Evet, Tarık ilgilenecek bundan sonra. Tamam Koray. Soğumuş. Tamam, haklı ama niye dinlemiyor ki? Tam adresini bilmiyorsun yani. Hayır, sadece oturduğu mahalleyi. Ama oralar küçük yerler. Herkes birbirini tanır. O zaman ben götürürüm hediyesini. Hatta daha iyi olur. Olabilir tabii. Yine de teşekkür ederim Zerrin'cim. Bu devine de beklerim Yıldız Hanım. Gelirim tabii. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Naber şekerim? Tam adres olmasa da en azından mahallesini öğrendim. Şimdi oraya geçiyorum. Bir de onu tanıyan birilerini bulursam. Ay yine başlama lütfen. Tamam ararım ben seni işim bitince, merak etme. Hadi görüşürüz. Yanlış anladım. Özür dilememe izin verse onu da yapmıyor. Yüzünde de tuhaf bir ifade. Hoş geldin Asya'cığım. Hoş bulduk. Çok yoruldum bugün ya. Ne bu sessizlik? Evde kimse yok mu? Jülide Hanım'la Hediye abla çıktılar. Birazdan gelirler. Oğuz Bey odasında. Dinleniyor. Oğuz abim mi? Oğuz abim dinlenmez ki. Anca birine kızdığında odasına çekilip sakinleşir. Bana kızdı. Asya'cığım, bir şeyler yemek ister misin? Hazırlayayım mı? Yo, anneannem gelince yerim. Tamam. Prenses. Oğuz abi. Hoş geldin. Nasıl geçti okul? İyiydi. Teyzemler nerede? Sultanamam'a gideceklerdi. Biraz gecikecekler. Sultanamam mı? Ne yapacaklar ki orada? Kumaş bakacaklarmış. Kumaş mı? Alo Melis. Ha, Talih mi? Bir dakika, odamdaydı. Oğuz Bey, biliyorum kızdınız bana, haklısınız da. Kızmak mı? Neden öyle düşündün ki? Ben söylediklerim yüzünden. Pardon, bir arama yapmam lazım da. Oğuz Bey, çok... Pardon. Oğuz. Ah. Teyze, hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Ne kadar yorulduk anlatamam. Sultanamam'a gitmişsiniz. Evet, bir görsen neler aldık. Hatta tabii sen de gör. Ben mi? Hı hı. Hediye paketleri açalım. Kumaşları aldık Azize'ciğim. Makineyi kurduk. Azize bundan sonra evin dikişini de yapacak. Rahmetli baban da... Tahir de çok severdi bu kumaşı.
bulunca hemen senin için aldım. Terzine göndereceğim, takım diksin sana. Ben hallederim. Ama hemen göndereceksin, tamam mı? Şöyle şık bir şey olsun. İçine de babandan hatıra gömleğini giyersin. Özellikle ona uygun seçtim rengi. Ben çalışma odasına geçiyorum. Azize, bu kumaşı ayıralım. Terzisine gidecek Oğuz'un. Bir de astar olacaktı. Tamam. Alo. Evet, geldim. Nasıl berbat bir yer burası anlatamam. Saçmalama. O kadar yolu boşuna mı geldim ben? Nerede oturduğunu, nasıl yaşadığını, bütün geçmişini didik didik edeceğim. Onun gibileri iyi bilirim ben. Namuslu geçinirler ama. Neyse, tamam canım. Ben seni ararım sonra, merak etme. İnsan nasıl masum kalabilirse burada? Kesin vardır o paçozun kirli çamaşırları. Pardon. Buyurun. Ben arkadaşıma bakıyorum. Azize. Azize mi? Kimlerdenmiş kızım? Kızım, ben çıkaramadım. Bir başkasına sor. Kime soracağım ki? Ay, serseriler. Şöyle şık bir şey olsun. İçine de babandan hatıra gömleğini giyersin. O gömlekmiş. Jülide Hanım odanıza istedi. Babanızdan mı kalmıştı? Evet. Benim yüzümden mahvoldu. Sorun değil. Belki tamir edilir. Hiç sanmıyorum. Öyle kalacak. Oğuz Bey, ben söylediklerim için de, düşündüklerim için de sizden özür dilerim.
özür dilemene gerek yok. Ben size karşı çok mahcubum. Senin hatan değildi. Yani daha önceden yaptıklarımı düşünürsek yanlış anlayacağını tahmin etmeliydim. Daha dikkatli olmalıydım. Bundan sonra olacağım. Pardon. Of Oğuz ya. Senin için düştüğüm hallere bak. Azize, kızım yemeğe yardım eder misin? Dışarı çıktık ya, geç kaldık. Tamam abla, hemen geliyorum. Yanlış gelmişsiniz. Sizin gideceğiniz yer şu tarafta. Boşuna mı dolandım o kadar saat? Yanlış yerdeymişim. Her yerde birbirine benziyor zaten. Gideceğim tabii ki. Yoksa gece uyuyamam ben.
Görüşürüz. Arabasına gidiyorum. Bırak, bıraksana ben! Ya bıraksana da yardım edin! Ya bıraksana, yardım edin! Neredeyim çantayı? Bırak! Senin yüzünden. Yine geleceğim. Yine geleceğim, mahvedeceğim seni. Kusura bakma Furkan, acil olmasa... Ya tamam, al işte. İşini görünce getirirsin. Eyvallah, sana da borçlandım epey. Ya eyvallah, ben mahallede olacağım. İşim bitince ararım. Şükür nasıl rahatladım, nasıl geçti gitti nihayet. Neredeyse kızım o çulsuza gidecekti. Bundan sonra benim sözümü dinlemeyene asla kızımı vermem. Önce arabasını alacak, evini alacak. Şükran teyze, Zeliha da çıkmadı odasından. Bir baksak mı? Bırakalım kızım, biraz daha kafasını dinlesin. Ay yeteri kadar dinledi. Madem bu iş bitti, gelsin anlatsın, konuşalım, bitirelim. Elmas nereye? Şu çocuğu bir arayayım, konuşayım diyorum ama. Arıyorum. Yok, kapalı. Açmaz zaten o bu saatten sonra Şükran teyze. Ah Samet, ah. Ne var bunda bu kadar celallenecek? Erkek milleti işte. Erkek milleti. Kıskanınca gözleri dönüyor. İnşallah sadece kıskançlıktır kızım. Abla, kapısı kapalı, ses de vermedi. Selam. Merhaba Tarık Bey. Ben odamdayım. Tamam. Buradasın demek. Seni yakaladığım iyi oldu. Bir sorun mu var? Yani Zeliha ile ilgili bir şeyse ben... Yok Koray, bir sorun yok. Getirdin mi dosyayı? Oğuz Bey'in bahsettiği dosya. Akşam bakarım. Koray, bunun özeti falan yok muydu? Girişte olması lazım. Tamam, süpersin. Görüşürüz. Görüşürüz Koraycığım.
Selin? Koray, ben... Bugünkü sözleşmenin sende kopyası var mı? Uğur Bey'le olan. Hı hı. Çıktısı var mı? Almıştım zaten. Bir dakika. Oh, burada. Dosyalamamı ister misin? Yok, teşekkür ederim. Ne oldu? Açmadı mı? Çok da çalmadım uyuyordur diye. Biraz daha bekleyelim. Uyumak için kapı kilitlenir mi abla? Canım, rahatsız etmeyelim diye. Ya derin uyumuştur. Olur yani öyle bazen. İnsan hiçbir şey duymaz. Ay bu sinirle uyunur mu? Ağlamaktan bayılmadıysa tabii. Zeliha. Şu kapıyı. Sen teyze? Bilmem. Bir tadına bakmak lazım. Çok güzel olmuş. Şimdi kremayı süreceğiz üstüne. Ben yapabilir miyim Asel teyze? Tabii. Al bakalım. Şöyle süreceksin. Annem çok mutlu olacak değil mi? Tabii oğlum. Hem de çok mutlu olacak, çok. Belki tamir edilir. Thank you.
Ya senin derdin ne kardeşim? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? İkimizi de öldüreceksin ya. İkimiz değil, sen öleceksin. Ölmeyi hak eden biri varsa o da sensin. Azize. Al kızım maaş. Sağ ol Hediye abla. Allah bereketini versin. Daim olsun. İnşallah da olacak. Başta Jülide Hanım, hepimiz senden çok memnunuz. Ben biliyorum. Daha da iyi olacak. İnşallah ablacığım. O kadar iyisiniz ki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen de sağ ol güzel kızım. Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Bin şükür.